Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Yerel seçimler öncesi Mamuşa Belediye Başkan Adayları Özel Programı ile karşınızdayız. 17 Ekim'de düzenlenecek olan yerel seçimlerde Mamuşa Belediyesi için 4 aday başkanlık yarışı verecek. Mamuşa Belediyesi için KDTP'den mevcut belediye başkanı Abdüladi Krasniç, KTP'den Arif Bütüç, İnisiyativa Erdem'den Rıza Kreze ve bağımsız aday İlyas Bayraktar yarışacak. Sayın Arif Bütüç, Sayın Rıza Kürezi ve Sayın İlyas Bayraktar program davetimizi kabul etmediler. Bugün programımızda KDTP'nin adayı ve mevcut belediye başkanı Hadi Krasniç konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Değerli izleyenlerimiz sorularımıza geçmeden önce konuğumuzun özgeçmişine kısaca bir göz atacağız. İzliyoruz. Müzik Abdülhadi Krasniç 20 Nisan 1978 yılında Mamuşa'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Mamuşa'daki Hacı Ömer Lütfi İlkokulu'nda, lise eğitimini ise Prizren'deki John Bozuku Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini burslu olarak Bursa'daki Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde 2004 yılında tamamlayan Krasniç, yüksek lisans eğitimini ise Koleji Biznis Üniversitesi Yönetim ve Finans Bölümünde İnsan kaynaklarının geliştirilmesinde motivasyonel davranışın önemi test çalışması ile 2019 yılında tamamladı. 2004-2006 yılları arasında Benav şirketinde ekonomist olarak işe başladı. 2006-2009 döneminde ise Mamuşa Belediyesi İcra Kurulu Başkanı, 2009-2014 yılları arasında da Mamuşa Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2012-2013 döneminde Kosova Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu üyeliğini de yaptı. Ayrıca 2014-2017 döneminde Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Başdanışmanı olarak görevde bulundu. 2019 yılında Kosova Demokratik Türk Partisi Başkan Yardımcısı görevine getirildi. 2017 yılından bu yana Mamuşa Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Abdüladik Rasniç evli ve 3 çocuk babasıdır. Sayın Krasniç tekrardan belediye başkanlığı için aday oldunuz. Ee, öncelikle bunun nedeni neydi ve seçmenlerinize vaatleriniz nelerdir? Evet, beni buraya davet ettiğiniz için ayrıca sizlere teşekkür ederim. 4 seneden beri Mamuşa Belediyesi'nde belediye başkanı olarak görev yapmaktayım. Mamuşa Belediyesi'nde bu 4 senelik zamanda yaptığımız ve yapamadığımız işler vardır yaptığımız bayağı bir işlerden dolayı ve vatandaşlarımızın beklentilerinden dolayı artı bir 4 sene daha olmak için aday olduk. Mamuş Belediyesi olarak yaptığımız belediye başkanlığı süreci yaptığımız işlerden en fazlasını vatandaşlarımızın bu pandemi zamanında ihtiyaçlarından dolayı sağlık alanında çok büyük işler yaptık ve yapamadığımızların başında hepimizin bildiği gibi içme suyu konusunda bir eksikliğimiz oldu. Ve bunun dışında Mamuşa'daki gençlerle ilgili, kültürle ve sporla ilgili biraz o alanlarda eksik kalabildik. Bu da dediğim gibi pandemiden dolayı, oluşan şartlardan dolayı sağlık öncülüğümüz oluştuğu için o konularda eksikliğimiz oldu. Kısmetse Allah bir daha 4 sene nasip edecekse öncülük vereceğimiz konuların başında Gençlik, spor ve kültür olacak. Tabii ki öncülüklerin öncülüğü içme suyumuz. Mamuşa Belediyesi olarak belki Kosova'da tek belediyeyiz. içme suyu olmayan bir belediyeyiz. Vatandaşlarımızın da olumlu tarifleri doğrultusunda, olumlu istekleri doğrultusunda desteklerinden dolayı artık bir dönem için daha aday olmamız istendi. Biz de olduk. Kısmetse Allah nasip edecekse ve vatandaşlarımız da destek verecekse dediğim gibi öncülüklerimizi bu 4 sene için belli ettik önceden. Bir belediyede belediye başkanı kadar meclis çoğunluğu da önemli. Meclis çoğunluğu sağlayabilmek adına belediye meclis adayları neye göre belirlendi? Kriterler neydi? Mamuşa'daki spesifik durumdan dolayı Mamuşa'daki vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda adaylar vatandaşlar belirledi. Bizim dışımızda Mamuşa'da yaşayan vatandaşların bir bölümü bir aday çıkardı, öbür bölüm başka bir aday çıkardı, farklı bir bölüm farklı bir aday çıkardı. Yani bizim tespitlerimizden ziyade Mamuşa'daki vatandaşlarımızın önerisi doğrultusunda meclis üyesi adaylarımız tespit edildi. Onlarla beraber kısmetse 17 Ekim'de beraberce seçimlere girerek meclisteki de çoğunluğu da elde edeceğimizden ümidimiz baya yüksek. Sorularımıza devam edeceğiz ama önce değerli izleyenlerimiz Mamuşa'da eksiklikler ve yapılacaklarla ilgili sorularımıza geçmeden önce Mamuşa hakkında verilerin yer aldığı bir bölüm geliyor ekranlarınıza birlikte izleyelim. Müzik Kosova'nın güneybatısında yer alan Mamuşa ülkenin tek Türk belediyesidir. Mamuşa Belediyesi Kosova'da nüfusun çoğunluğunun Türkçe konuştuğu tek belediyedir. Mamuşa 12 kilometre kare alana sahip bir belediyedir. 2011 nüfus sayımı resmi verilerine göre belediyede 5513 kişi yaşamaktadır. Belediyeye bağlı köy bulunmamaktadır. Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre bu yıl düzenlenecek yerel seçimlerde 4200 kişi oy kullanma hakkına sahiptir. Mamuşada bir seçim merkezinde ve 5 sandık kurulacak. Mamuşada bir ortaokul ve bir ilkokul bulunmakla birlikte kreş bulunmamaktadır. Belediyede 3 vardiyada hizmet verilen yalnızca bir aile sağlık merkezi bulunmaktadır. 2005 yılında Ademi Merkezcilik projesi kapsamında pilot belediye uygulamasıyla çalışmalarına başlayan Mamuşa Belediyesi 2008 yılında tam statüye kavuşmuş bir belediye olarak Kosova'nın önemli belediyeleri arasında yer alıyor. Geçimini tarımcılıkla sağlayan ve ürettiği sebzeleri Kosova genelinde ihraç eden Mamuşa, Kosova'nın ekonomisine de büyük katkılar sağlıyor. Mamuşa Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 1 milyon 800 bindi. Belediye 2021 yılında da aynı bütçe oranına sahip oldu. 2022 yılında ise belediyenin bütçesinin 1 milyon 900 bin olması öngörülüyor. Mamuşa'nın ilk belediye başkanı Arif Bütüştü. Günümüzde ise Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadir Krasniştir. Mamuşa Belediyesi Meclisi'nde 7 KDTP Meclis Üyesi, 7 KTAP Meclis Üyesi ve 1 PDK Meclis Üyesi bulunmaktadır. 17 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerde Kosova Demokratik Türk Partisi'nden Abdülhadi Krasniç, Kosova Adalet Türk Partisi'nden Arif Bütüç, İnisiyativa Erdem'den Rıza Rüyezi ve Bağımsız Aday İlyas Bayraktar Mamuşa Belediye Başkanlığı için yarışacaktır. Oy kullanmak hakkındır. Belediyen için oy kullan. Sayın Krasnitz Mamuşada önemli konulardan biri de eğitim. Belediye başkanlığınız süresince eğitim konusunda hangi adımlar atıldı ve tekrardan seçilmeniz durumunda bu konuda atacağınız adımlar nelerdir? Mamuşa'daki en önemli e, öncülüklerimizin başında eğitim gelmekteydi. Eğitim için Mamuşada biz ikinci bir ek okul binasını yapmasını planlamıştık ama geçen seneki şirketler arasında kendi çekişmelerinden dolayı, aralarında mahkemelikten olduklarından dolayı ek bina yapamadı. Kısmetse önümüzdeki dönemde Mamuşaya ek bir ilkokul binasını daha yaparak Mamuşadaki bütün eğitimi tek var diye haline getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü yer sıkıştığından dolayı derslerde eksiklik olabiliyor, dakikalarda eksiklik olabiliyor. Onun için onu yaparak eğitimdeki kaliteyi artırmayı düşünüyoruz. Biz eğitimdeki kaliteyi artırmak için belediye olarak dışarıdan da Kosova'daki Maliye Bakanlığı'nın izin vermemesinden dolayı belediye olarak ayrıca dışarıdan öğretmen atamaları da yapıyoruz. Onun inşallah kadroya alınmalarını sağlayacağızdır. Bunun dışında Mamuşa Belediyesi olarak geçenlerde bu sene içinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden bir otobüs tahsis ettik. Mamuşa'daki anaokul ve ilkokul öğrencilerin okula daha kolay taşınabilmesi için kısmetse bunu yapmaya çalışacağız. Bu dönemde de spor ve jimnastik derslerinin daha sağlıklı alanlarda yapılması için okullarımıza hem Atatürk Lisemize hem Anadolu İlköğretim Okulumuza okul kapalı spor sahalarını da yapmayı düşünüyoruz. Kısmetse inşallah onları da başararak eğitim kalitesini, öğretmenlerimizin seminerlerinin daha fazla artırılması, Kaliteyi artırmak için elimizde ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağız. Kısmetse e, bu pandemi koşullarında elimizin el verdiği bir müddetçe bütçemizin el verdiği bir müddetçe bir şeyler yapmaya çalıştık ama hala eksiklikler var. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde de bu eksiklikleri tespit ederek zaten birçoğu bir tespit edilmiş durumda. Onların üzerine e, geliştirebilecek projeler, seminerler ne varsa yaparak kaliteyi daha üst seviyeye çıkarmak için e, çalışacağız. Sayın Krasniç, sürekli olarak amcanızın Atatürk Lisesi müdürü olması konusunda eleştirildiniz. Bu konuyla yönelik bir şey söylemek ister misiniz? Yani Kosova'da, Kosova çok büyük bir devlet değil. Mamuşa Belediyesi küçük bir belediye. Üniversite mezunu çok büyük gençler var. Sadece amcamın müdür olarak değil, sonuçta iş ilanı açıldı. Komisyon belediye oldu. Komisyon kararını vererek o seçilmiş durumdadır. Bir belediye başkanı olduysa onun amcası, dayısı, kardeşi, çocuğu, kızı işe girememez diye bir kural yok Kosova'da. Kosova'daki kanunlar çerçevesinde, kanunların izin verdiği çerçevede kimler komisyon onları kimleri seçecekse herhalde onlar devam edecektir. Bu sefer şöyle bir duruma düşmememiz gerekiyor. Sadece belediye başkanı oldum diye hiç kimse işe girmeyecek. Sonuçta onlar ayrı, ayrı evde. Ayrı kendi çocukları var. Onların yemek götürmesi gerekir, ekmek götürmesi gerekir. İşe girmeyecek diye bir kural yok. Hak ediyorsa, komisyon da bunu seçecekse benim işim sıkıntı yok. Peki birazcık da sağlık hizmetinden bahsedelim. Sizin de bildiğiniz gibi Mamuşa'da yıllarca sağlık hizmetinden halk şikayet etti. Sizin döneminizde atılan adımlar nedir ve bundan sonra sağlık hizmetiyle ilgili planlamalarınız nelerdir? Bu son iki sene içinde Kosova'da dünyada olduğu gibi Mamuşa'da da pandemiden etkilenmeler oldu. Biz göreve gelir gelmez öncülüklerimizin başında sağlık hizmetleriydi. Şunu diyebilirim ki Kosova'da belki sağlık alanında, sağlık hizmetleri konusunda en başarılı belediyelerin başında biz gelmekteyiz. 4 sene önce göreve geldiğimiz zamanda iki doktor Mamuşa Sağlık Ocağı'nda mevcuttu. Biz onu vatandaşımıza söz vererek sağlık hizmetlerinin 24 saate çıkarılması için çalışacağımızı belirtmiştik. Göreve gelir gelmez müdürlerimizle, ekibimizle oturarak onun stratejisini çizdik, planlamasını yaptık ve belediye meclis üyelerinden bu konuda destek istedik. Eski belediye başkanı kendi meclis üyelerini sıkarak baskı yaparak ilk başlarda karşı gelmelerini söylemişti ki başta önerimiz kabul edilmedi belediye meclisi tarafından. Kaç tarafın meclis üyeleri tarafından ve belediye eski belediye başkanı tarafından kabul edilmedi. Ondan sonra halka bunu daha iyi bir şekilde açıklayarak meclis üyelerimizi ikna ederek destek oldular ve Mamuşa'daki mevcut durumda şu anda 12 doktorumuz var. Ayrıca bir mobil ekibimiz var. Biz göreve geldiğimizde senellik Mamuşa Sağlık Ocağı'na tahsis edilen ilaç tutarı 6 bin euro civarındaydı. Biz şu anda Eylül ayındayız. Eylül ayı itibariyle 2017'de 6 bin euroda olan ilaç tedariğini biz 2021 Eylül ayında 100 bin euroya çıkarttık. Mamuşa'da COVID'den tedavi gören vatandaşlarımızın Diğer belediyelerde 2000 Euro'ya kadar olan bir masrafı Mamuşa Belediyesi'ndeki vatandaşımız 40 maksimum 50 Euro civarında bir masrafı oldu. Bunu nasıl yaptık? Hem Kosova Hükümeti'nden, Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç tedarini artırarak oradan alamadığımız ilaçları belediye olarak ihaleye çıktık ve belediye olarak da ilaç satın alımına gittik. Mamuşa'daki mobil ekip dediğim gibi, sağlık mobil ekibimiz de var. Gece 1, 2, 3 neyse evinde tedavi gören hastalarımızın Evine, ayağına kadar giderek e, e, serumunu, ilacını, kontrolünü, iğnesini hepsini yapmaya çalıştılar. E, i̇laç tedariği Mamuşa'daki bir vatandaşımız eğer sağlık ocağında bir doktor yazacağı reçetede 5 veya 4-6 ilaç yazıyorsa e, en az 6 ilaçtan 5'i mevcut durumda. E, şeker hastaları insulinde, şeker e, ilaçlarında %100'e yüzde yüzde tedarini vermekteyiz. E serum ihtiyaçları durumunda %100'üne yakını serum ilaçlarını, yüksek tansiyon ilaçlarını. Yani dediğim gibi 6000 Euro'luk bir tedarikten 100 bin euro bir tedarik o farkı göz, gösterir herhalde. Sağlık ocağımızı sağlık hizmetlerini 24 saate çıkarttık. Kosova'daki kanunlara göre 40 bin nüfusuna bir ambulans aracı düşmektedir. Biz 6000'e yakın bir nüfusumuz var mevcut Mamuşa'da. 3 tane ambulans aracımız var. Allah kimseyi göstermesin bir hastalıkta bir şeyde sağlık ocağında ameliyat belki yapamayız. Ama bir yüksek tansiyona acil müdahale, bir ağrı kesintisine acil müdahale işlerini yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene Kosova Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmede çünkü mevcut sağlık ocağı binamızda yetersiz kalmaktadır. O binada mevcut metrekareye bakarsan 10 kat üzeri hizmet vermeye çalışıyoruz mevcut belediye doktorlarımız var ayrıca proje bazlı olarak biz kadın doğum uzmanı doktorumuzu haftada iki kez Mavuşada ilk kez hizmet vermesi için.